Bu hayvanlar daha önce basına yansıyan, tucuk yapılmak üzere, kesilmek üzere yakalanan hayvanlardı. O zaman barınağım da geldi. O odamından bu tarafa bu hayvanlara biz bakıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yine bu kesilecek hayvanların içinde hamile olanları vardı. Burada gördüğümüz iki tane yavru da burada doğum yaptı. Ve şu anda da gördüğünüz gibi 7-8 aylık oldular. Yani buradan şunu anlıyoruz, hamile falan demeden kötü amaçlı insanlar bu hayvanları alıyorlar, kesiyorlar. Tuzak olarak veya başka bir amaçla et olarak piyasaya sürüyorlar. Biz de bu hayvanlara şu anda gördüğünüz gibi burada bakıyoruz. Hepsi mutlu, karınları doyuyor, tedavileri yapılıyor, mutlu bir şekilde yaşıyorlar ve burada bunlara bakmaya devam edeceğiz. Kaç hayvanımız var efendim burada? Burada şu an 22 hayvanımız var, 22 tane atımız var. Bu şekilde bakıyoruz. 8 tane eşek. Tabii öbür tarafta, arka tarafta da 8 tane şeyimiz var yine aynı şekilde. Bu şekilde bakıyoruz. Böyle ihbarlar geldiği zaman alıyoruz ve bunların bakımına devam ediyoruz. Burada yaşayacaklar mutlu bir şekilde inşallah ömürlerinin sonuna kadar hayatlarına rahat bir şekilde devam edecekler. Çekeceksin, tayları çekti. İpek ve Berat. Çok güzel oldu. Hangisi? 16 mı? Şu Berat'ın annesiymiş. Koşan. Ha, yani şunun annesi. Bunlar yavrular mı? İşte Berat ve İpek bunlar. Şu tanesinin burada doğum yaptığını. Burada söylüyorum bunu. Bunları da yapıyorum. O bakıcımız. Sosyal medyadaki teşekkür ediyoruz. Tam böyle şey yaptım. Geldiğinde durum çok kötü. Bir de az kutup bırakmış. Hayvan şey olmuş yani. Kurt baygınlığın bir deatürasyon diyoruz. Yani. Herhalde. Yani. Özel diyet. Yani bize şu adama ilk geldiği gün yemek bile yemiyordu. Yaşın önüne gelmesi lazım. Yarım saatte.